Önceden mi tanıyorsun Kara Eski'yi? Kenan anlatmadı mı? Kenan Birkan. Bir şey anlatacak. Yapıyor mu öyle şeyler? Karına yapıyor gibi öyle şeyler. Kenan'ın derdi hep Ramiz miydi? Hep. Öyle hemen indiremezsin öyle adamları. İnce ince çalıştık. Her şeyini bilirim o adinin. Şimdi hemen indiremez misin? Niye işi gücü bırakıp sokağa indik Cengiz? Yılanın kafasını daha kaldırmadan koparacaksın. Dayı, sen bilirsin. Bu Ehir. Nedir zayıf noktası? Zayıf noktası... Karşı konulunca sinirlenir, acele eder. Yani? Yani benim. Zayıf noktası benim. Peki Stefan. Geri dönüyoruz. Oyun oynuyor. Ne oyunu? Kimse yok burada. Dalga geçiyor ihtiyar. Mesaj gönderiyor. Neresi burası biliyor musun? Toplantı yeri. Sana o ade hakkında her şeyi bilirim dedim ya. O da bildiğimi biliyor. 20 Kasım 1973'te Hayratlı Said isimli İstanbul'un en büyük babası Luna Park'ın birinde öldürüldü. 21 Kasım'da polis şüpheli Ramiz Karaeski'yi tam Bohan'ın önünden aldı. Önemi ne o günün? Dayı, bu şehrin başına o gün geçti. Tamam doktor bey. Ben annem için ziyarete geleceğim zaten sizin. Sağ olun, iyi günler. Çıktı dışarı, Cengiz'i aradı. Ben gideyim konuşayım mı? Ha, öğreneyim neymiş. Söyler bana. Ben gideyim bulayım abi. Vardır illa işin içinde bir iş. İkili oynatırız ha dayı. Ben senin kitapları okuyup duruyorum. Bak kafam nasıl çalışıyor. İkili oynatırız, ajan yaparız onu. Ajan olsun. Çocuk. Ha dayı. Sus. Ezel. Söyle. Tevfik, bugünlük paydolsun. Ali sen Şebnem'i... Olmaz! Olmaz! Bulur getiririm ben onu. Neredeyse bulur getiririm, vallahi getiririm. Burada oturmam. Benim sorumluluğum abi. Artık senin sorumluluğun değil Tevfik. Ali Tevfik'i istirahat ettir. Benim sorumluluğum! Lan! Bir ay önce aldım bunu. Kutuda taşımıyorum anlaşılmasın diye. Sen anlarsın abi. Ha, sen anlarsın. Benim sorumluluğum. Buraya getir. Konuşma, bir şey anlatmasın sana. Burada hepimiz anlasın. Bakalım, ne bileyim, belki vardır bir şey. Ha, değil mi? Değil mi? Buraya getir Tevfik'ciğim. Ezel, şimdi bu kız buraya gelince ne yapacağına karar verdin mi? Anlamadım. Ezel anlar. Hı. Bu kız ne zamandan beri öbür tarafta? Mert'ten önce mi? Bahar'dan önce mi? Hı. Eğer öyleyse bu kız buraya gelince ne karar vereceksin Ezel? Ben verirsem affı yok. Benim kitabımda af yok. Ali? Bahar o. Tefo be. Aşık olunacak kadını buldum. Benim kitabımda da affı yoktur. Geldiğinde konuştur Ali. Bu kolay, konuştururuz da. Sen düşün. Öyle çıkarsa ne yapacaksın Şemniye? Unutma Cengiz, bu işte ilkeler başta gelir. Bizim gibi adamları onlardan ayıran bizim değerlerimiz var. Unutmam Yusuf abi, senden çok şey öğreniyorum. Hiçbirini unutmayacağım. İyi. Derler ya Allah'ın hakkı üçtür diye. Eşit koşmak gibi olmasın ama üç iyidir. Dostuna düşmanına üç hak vereceksin. Üçü doldurunca oracıkta boğacaksın. Tamam. Senin de üç etti Cengiz. Ne üç etti abi? 3 kere yardım teklif ettin bana. 1. İskender. 2. Kulübe polis baskını. 3. Şimdi bu toplantı. 3'ünde de sayende aldım elime. Yusuf abi. 3 etti Cengiz. Benden değil vallahi, içerideki adam, yani daha doğrusu kadın. O söyledi hepsini. Öyle mi? Öyle. Ya vallahi öyle. İkimizi de kandırdı. Simit ister misin abi? Yusuf Bey, siz ister misiniz? 3 kere yani. 3 kere kandırdı seni. Evet. 3 kere kandırdı. Ha. Ya dur bir dakika. Yine mi? 3 hakkı doldurunca oracıkta boğacaksın Cengiz. Sen boğmazsan ben boğarım. Tamam. Tamam. Neydi kızımızın adı?